İyi akşamlar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki hezimet dışında kafayı her zaman olduğu gibi Bayraktar TB2'lere takmış durumda. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области. Şu ana kadar Ukrayna'da olmayan sayıda TB2 düşüren Ruslar bugün itibariyle 6 Bayraktar TB2 düşürdüklerini duyurdu. Gün boyunca Rus hava savunma sistemlerini Nikolaev bölgesinde ve diğer bölgelerde toplamda Bayraktar TB2 türü olmak üzere 6 insansız hava aracını imha ettiği açıklamasına yer verilmiş. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı işgale devam ederken hala ilerleyiş hakkında rapor paylaşmış durumda. Nasıl bir ilerleyiş var bu da soru işareti. Krasnolimanski yönünde 17 Ukrayna askeri, ağır makineli tüfekli 2 kamyonet ve 1 arabanın vurulduğu belirtilirken Luhansk yönünde 120'den fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 7 zırhlı savaş aracı ve 11 araç imha edildi açıklaması yapılıyor. Zaporojye yönünde 100 Ukrayna askeri, 2 tank, 5 zırhlı savaş aracı ve 6 araç imha edilirken Nikolaev, Kiev, Rok yönünde yine benzer şekilde 200'den fazla Ukraynalı askerin sadece bir günde öldürüldüğü açıklamasına yer verilmiş. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 uçağı ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-24 saldırı helikopterinin de düşürüldüğü resmen Rusya Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov tarafından duyuruluyor. Diğer haberleri aktaralım. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın ayrılıkçı bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Büyükelçi Güney Erbil'i ziyareti kapsamında IKB'ye Başbakanı Barzani ile bir araya gelirken görüşmede Irak'taki siyasi durum, yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra Türkiye-IKB'ye ilişkileri, ticari ve ekonomik alandaki son durum ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendisi AKP'm Başkanı Tini Kongs ve eski AKP'm başkanlarıyla toplantı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentinde Türk Vize Başvuru Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada dostlar, IKB'ye yönetiminde etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf ve Türkmen yetkililer katılım sağlıyor. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Alaman'la Kasım'da ülkesinin ev sahipliği yapacağı Arap Birliği zirvesinden cesur kararlar çıkmasını beklediklerini söyledi. Bakan Alaman'la Cezayir'in 1962'de Birleşmiş Milletler'e üye olması vesilesiyle Cezayir Diplomatik Günü'nde Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Arap Birliği Cezayir'deki Filistin uzlaşı çabalarını destekliyor açıklaması yapılırken, şahsen şunu söyleyelim, genellikle Arap Birliği zirvelerinde Türkiye'yi kınama açıklaması dışında somut hiçbir karar göremedik. Ne zaman toplantı yapsalar Türkiye'ye kınama açıklaması geliyor. Yine Cezayir'de dostlar sürekli Esad'ın birliğe geri dönmesi için açıklamalar yapmaya devam ediyor. 2020 ve 2021'de gerçekleşmeyen Arap Birliği zirvesi 1-2 Kasım tarihleri arasında Cezayir'de düzenlenecek. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG-PKK yandaşları İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeleri sonlandırması için gösteri düzenliyor. Nora Bontorget meydanında toplanan terör örgütü yandaşlarının terör örgütü elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediklerine dair haber aktarılıyor. Türkiye'den tuhaf tuhaf bağışlar yapılmaya devam ediyor. Tika bu sefer Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteğinde bulundu. Başkent Cezayir'in güneyinde El Akvat kentinde Türkiye tarafından vergilerle Barut müzik grubunun tüm enstrüman ihtiyaçlarının karşılandığı haber aktarılıyor. Tika'nın El Barut Derneği'ne sağladığı enstrüman desteği teslimat programını için Lagos'tayız. Lagos'ta çeşitli faaliyetlerde, çeşitli görüşmelerde bulunduk bari. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nden Alyer Türker şu açıklamayı yapıyor. İran faşist rejiminin ensesindeki Türklüğün nefesi, Güney Azerbaycan Geçici Milli Meclisi açıklamasını yapıyor. Güney Azerbaycan'ın sesi kendisi geçen günlerde kurulan Milli Meclis Teşkilat Komitesi'nin kurulması hakkındaki bildirinin Türkçesini paylaşmış. Geçen günlerde bildiri Azerbaycan Türkçesinde paylaşılmıştı. Diğer haber, Pakistan eski başbakanı İmran Ahmed Han Niyazi şu paylaşımı yapıyor. Mevlid Kandili vesilesiyle Başkan İmran Han özel bir etkinliğe katıldığı açıklaması yapılmış.
Türk topçu birliklerimiz Rakka'nın kuzeyinde aynı ise kent merkezine operasyon düzenliyor. Burada teröristlerin vurulduğu haber aktarılırken Rusya'nın dostlar Rostovskaya Oblast'ı bölgesinde bir adet Su-24'ün arıza sonucu düştüğü de günün haberlerinden bir tanesi. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında tekrar çatışma çıkarken Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini bombalamakla suçlayan açıklamalar yapıyor. Aslında her zaman olduğu gibi Ermenistan tarafı Azerbaycan ordusuna saldırarak ateşkesi bozmuş durumda. Daha sonrasında yaptığı açıklamalarda bunu kabullenmemişler. Bunu da not düşelim. Kırım Köprüsü'nde çift şeritli trafiğin tekrardan açıldığı haber aktarılıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Murat yoldaki aydınlatmanın ayarlandığını ve yeni işaretlerin uygulandığını söylüyor. Kırım Köprüsü'nde iki şeritli araçların hareketi başlamış durumda. Rusya Başbakan Yardımcısı Murat Nuşnulin tarafından açıklanıyor. Kırım Köprüsü'nün iki şeridinde trafiğin açıldığına dair görüntüler paylaşılırken bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk.